Merhaba sevgili öğrenciler 6. sınıf matematik dersi ondalık sayılarda tahminle ilgili soru çözümleri birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımıza takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Bu arada beni instagram ibrahimhoca.33 kanalından da yine takip edebilirsiniz. İlk soruyla hemen başlıyoruz. Bu işlemin sonucu tahmini olarak kaçtır diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler burada yapmamız gereken... Ondalık kısımlar bunlar biraz bizi uğraştırıyor. Biz bunları birler basamağına göre yuvarlayacağız. Ve ondan sonra toplamaysa toplama çıkarmaysa çıkarma çarpma bölme artık hangi işlem varsa onu yapmamız gerekiyor. Mesela tahmini olarak nedir diyor bize. Baktığım zaman 4 tam %98 4 lira 98 kuruş gibi düşünsene bunu. Bu 5'e yakın bir sayıdır değil mi? Şöyle yapabilirsin. Birler basamağına baktın 4 var. Sağındaki sayıya bakıyorsun 9. 9 buraya bir tane arttırıyor ve 5 oluyor. Yani ben bu şekilde yanındaki ondalık kısımdan kurtuluyorum. Diğerine baktığım zaman da 8 tam binde 45 sevgili öğrenciler. Yani ben bunu birler basamağına göre yuvarlayacağım. Baktığım zaman burada onda birler basamağında 0 var. 5'ten küçük 1, 2, 3, 4 varsa burayı artırmaz. Yani bu da yaklaşık olarak 8'dir. 1'i 5, 1'i 8 yaklaşık olarak tabii ki bunların tahmini sonucu 13 olur. Doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz bu işlemin sonucu tahmini olarak kaçtır diyor. Tahmini kelimesi önemli çünkü bu kelime olmazsa senin burada direkt çıkarma işlemi yapman gerekiyor. Şimdi sevgili öğrenciler burayı biraz daha büyütmeye çalışalım. Gerçekten kolay bir konu. 95 tam virgülden hiza çek lütfen. Buraya baktığı zaman onda birler var 8 var. Burada 5, 6, 7, 8, 9 varsa buradaki sayı bir tane arttıracak. 95'i bir tane arttırsa 96 olur. Tabii ben bunu birler basamağına yuvarlayınca ondalık kısmından kurtuluyorum. Artık 8, 7, 4 yok sevgili öğrencim. Birler basamağında 5 var. Sağında ise 0 var. 0 burayı arttırmaz. Yani onda birler basamağında 0, 1, 2, 3, 4 varsa orayı direkt yazabilirsin. Ben de burayı 75 olarak yazdım. Birisi 96, biri 75. Bu ikisinin farkını söbeler çıkarttığın zaman da 21 sonucuna ulaşabilirsin. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir e bir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir e bir derslerimiz mevcuttur. 5 6 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9 10 11 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılı ya da hazırlayabiliyoruz. Velileriniz bizi 507 215 26 58 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgiyi edinebilirler. Bir diğer sorumuzla hemen devam edelim. Hüseyin fiyatı 14.75 olan defterlerden 2 tane, fiyatı 36.25 TL olan kitaplardan 3 tane almıştır kasaya. Yaklaşık olarak tahmini ve yaklaşık kelimelerinde yuvarlama yapmamız gerekiyor. Neye göre? Birler basamağına göre. Bakalım hemen sevgili öğrencim. 14.75'miş miş e, buradaki defterlerin e, fiyatı. Birler basamağında 4 var. Sağında 7 var. Burada 5, 6, 7, 8 varsa 9 varsa burayı bir tane arttıracak. Yani buradaki defterin yaklaşık fiyatı 15 liradır. Yani 14 ile 15 arasında 15'e daha yakındır. E bunlardan 2 tane alıyor. 15 ile 2'yi çarptın ve 30 lirayı buldun. Geldim diğerine. Sevgili öğrencim 36, 25 bu da kitaplar. Bunlardan 3 tane alıyorsun. Baktığım zaman birler basamağı sağında 2 var burayı arttırmaz dolayısıyla bu 36'ya yakın bir sayıdır. Ve bunlardan 3 tane alıyorsun sevgili öğrencim 36 çarpı 3'ten 108 lira da bunlara para versin. Sen 3 kitaba 108 lira para verdin mi 2 tane deftere de 30 lira para verdin yaklaşık olarak 138 liralık bir ödeme yapman gerekiyor. Doğru cevabım B seçeneğidir. Sevgili öğrenciler tekrar tekrar söylüyorum lütfen dikkat edelim yaklaşık ya da tahmini derse bu soruyu yapman gerekiyor eğer böyle bir ifade yoksa orada ondalık sayılardaki işlemini yapman lazım. Lütfen dikkat edin. 16 kilogram şeker 1.89 torbalara konuluyor. Yaklaşık kaç tane torbaya ihtiyaç vardır? 1.89 diyor bize burada. 1.89'un 1 ile 2 arasında olduğunu unutmayın hocam. 1'e mi yakındır 2'ye mi yakındır? Yani şöyle düşünsene bunu. Mesela bunun 100 diyelim. Buna da 200 diyelim. Yukarıdaki sayıya da 189 diyelim. Karşımıza yüzde yuvarlama gibi çıktı. 189 acaba yüzde yuvarlamada. Yüze mi yakındır? 200'e mi? 200'e. Yani 16 kg şeker yaklaşık 2 kilogram torbalara konuluyor. O zaman ben burada 16 2 ile paylaştırdım ve 8 tane torbaya ihtiyaç olduğunu bu şekilde de hesaplayabilirim. Ve bir diğer sorumuz markete giden Cemre 30.75 olan şampuanlardan 3 tane alıyor ve kasaya 100 TL uzatıyor. Buna göre Cemre yaklaşık kaç lira para üstü alır diyor bize. 30.75, 30 ile 31 lira arasında hangi sene daha yakın? Birler basamağına göre yuvarlayacağım. Sağ tarafında 5 ve 5'ten büyük bir sayı varsa burayı bir tane artırır ve bunu silersin. 31 tane arttırdı 31. Yani bu şampuanların tanesi 31 lira. Sen bunlardan 3 tane alıyorsun yaklaşık olarak 93 lira para verirsin. Kasaya da 100 lira para verdin. Kessin 93'ü yaklaşık olarak ve sana da tahmini yaklaşık olarak 7 lira para üstü vermesi gerekiyor. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz 21 tam 10'daki santimetre bir çıtadan uzunluğu 2 tam %98 uzunluğunda parçalar kesilecektir. Yaklaşık kaç parça elde edilir? Hemen bakalım sevgili öğrenciler. 21 tam 10'da 2 cm, yaklaşık olarak 21 santimetreye yuvarlayabilir miyim? 2 tam %98 birler basamağına göre yuvarlayacağım. Sağ tarafında 9 burayı bir tane arttırır. Burası da 3 olur. Soru şöyle oldu. 21 santimetrelik bir çita var. Ben bunu 3'er santimetre uzunluğunda parçalara ayıracağım. Acaba yaklaşık olarak kaç parça elde edebilirim? 21'i 3'e böldüm ve 7 sonucuyla karşılaştım. Doğru cevabım B seçeneği. Bu işlemin sonucu yaklaşık olarak kaçtır diyor bize. Hemen bakalım öncelikle yuvarlamalara bakmamız gerekiyor çocuklar. Yukarıdaki işlem ama dikkat edelim. 84, 87. Ben bunu birler basamağına göre yuvarlayacağım. Sağ tarafında 8 var. Burayı bir tane arttırır. 84 oldu sana 85. Buraya baktığım zaman onda birler basamağında bir burayı maalesef arttırmaz ve 15 olarak dur. Yani 85'ten 15'i çıkartıp aşağıdaki sayıya bulacağım. 9, 99'a da. Birler basamağına göre yuvarlıyorum. Onda birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 varsa buraya bir tane arttıracak. Ya bu 9 ile 10 arasında bir sayı. 9'a mı yakındır 10'a mı? Tabii ki 10'a yakındır. O zaman 85'ten 15'i e çıkarttım. 70 oldu. Payda da 10 var. 70 bölü 10'dan yaklaşık sonucunu 7 olarak bulabilirim. Cevap C seçeneğidir. Ve bir diğer soru 4 kilo fiyatı 15 lira olan kirazlardan 10 kilo olan bir kişi yaklaşık kaç lira ödeme yapar? Şimdi bakın sevgili öğrenciler 4 kilo fiyatı 15 liraymış. Burada şöyle bir taktik götürmek gerekiyor. Şimdi 4 kilosu 15 liraysa adam tutuyor 15'i 4'e bölüyor. Aslında öyle de yapabilirim ama bakın 15'i burada gelin sizle birlikte 4'e bölelim. 15'te 4 3 kere var 3 kere 4 12 eder çıkartın 3'ü buldun işleme devam etmek istiyorum buraya virgül buraya bir sıfır 30'da 4 7 kere var 7 kere 4 28 eder çıkartın 2 işleme devam etmek için bir sıfır daha ekledim 20'de 4 5 kere var 5 kere 4 20 eder çıkartın ve sıfırı buldun. Yani 4 kilo fiyatı 15 liraysa 1 kilo fiyatı 3.75 olur. Yaklaşık dediği için ben buradaki 3.75'i ne yapmam gerekiyor? Yuvarlamam gerekiyor. 3'ü baktığım zaman birler basamağında 3 var. Sağ tarafında 7. Burayı bir tane arttır. Yani bunun yaklaşık fiyatı 4 TL olarak belirleyebiliriz. Peki. Bu işlemi yapmadan da sonuca ulaşabilirim biliyor musun? Çünkü 4 kilo fiyatını 15 diyorum. Burada hani 15'i 4'e bölüyorsun ya. ya 15 16'ya yakın bir sayıdır. 16'yı nereden buldum? Çünkü 4'ün bir katı var burada. O zaman 4 kilo fiyatına 16 dersen 1 kilo fiyatı otomatikman 4 TL olduğuna karar verebilirsin. Bu şekilde yaparsan bence daha kısa ve pratik olur. 1 kilo fiyatı 4 liraysa yaklaşık 10 kilo alıyorsun. 4 kere ondan 40 liralık bir ödeme yapar. Doğru cevabım seçeneği. Bir diğer sorumuz fosforlu boya kalemlerinin 6 tanesinin fiyatı 37 tam %32 liradır. Birim fiyatı aynı olan kalemlerden 8'i paketlerden alan Ali kasaya yaklaşık olarak kaç lira öder diyor bize. Çocuklar burada toplamada çıkarmada çarpmada bir sorun yok ama bölmede sayıya uyarlamam gerekiyor. 6 tanesinin fiyatı 37 tam %32 lira. 37 tam %32'yi 6'ya bölme yaklaşık dediği için 6'nın katı olan sayılara bakalım. Mesela 6, 12, 6'şer 6'şer gidiyorum. 18, 24, 30, 36, 42 diye gidiyor. Baktığın zaman buradaki 36 sayısı buna yakındır. O zaman 6 tanenin fiyatına yaklaşık olarak 36 lira dersen bir tanesinin fiyatı 6 lira olmaz mı? Ve ben bunlardan 8'li alacağım. 8 kere 6'dan yaklaşık olarak 48 lira bir ödeme yapabilirim. Doğru cevabım C seçeneğidir. Yani burada önceki yöntemleri kullanamıyorum. Neden? 37 tam %32. Hocam birler basamağına göre yuvarla deriz. Tamam. Birler basamağına göre yuvarlayacağım. Sağ tarafında 3 var burayı. Arttırmadı. E 37 oldu. E bu sefer 37 6'ya tam bölünebilen bir sayıydı ya da 37'yi 6'ya bölersin çıkan sonuçla devirli ondalık sayıyla bunun yine 6 liraya yakın bir sayı olduğuna ulaşabilirsin. E ben de diyorum ki bunların hiçbirine gerek yok. Bölmeli sadece birazcık sorun değişiyor. Yani 6 tanesi 37. 6'nın katlarına bakıyorsun 36 37'ye yakın bir sayı. O zaman 6 tanesi yaklaşık 36 lira olursa bir tanesini 6 lira 8 tanesine de 6 kere 8'den 48 diyebilirim. Bir diğer sorumuz doğalgazın metreküp fiyatı bir tam binde 709 liradır. Ayda 300 metreküp harcan bir aile yaklaşık kaç lira fatura eder diye diyor bize. Sevgili öğrenciler bir tam binde 709 bunu ben birler basamağına göre yuvarlayacağım. Bu sayının bir ile iki arasında olduğunu unutma. Acaba 1'e mi yakın ikiye mi yakın? Onda birler basamağında 7 var. 7 burayı artırsa 2 olur. Demek ki ikiye yakın bir sayıdır. Yani... Doğalgazın metreküp fiyatı yaklaşık 2 liraysa ve bu aile 300 metreküp harcıyorsa 300 çarpı 2'den yaklaşık olarak 600 liralık bir faturası çıkar. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Sevgili öğrenciler dediğim gibi bu soruları toplama çıkarma çarpmada direkt birler basamağına göre yuvarlayıp yapabilirsin. Ama bölme biraz daha farklı. Bakalım hemen. 20 kilogramlık not 0 tam %24 kilogramlık poşetlere konulacaktır. Bu için tahmini olarak kaç tane poşet gerekir diyor bize. Hemen bakalım. Şimdi bakın e, anlattığımız yöntemle bölme işlemini burada bir bölme işlemi yapacağım ama yani anlattığım yöntemle yapamıyorum. Neden? Birler basamağına göre yuvarlayacağım. Tamam işte onda birler basamağında 2 var. Burayı arttırmaz. Ben bunu yuvarladım 0'a. E, ne yapacağım sonra? 20'yi 0'a mı böleceğim? Böyle bir işlem tanımsızdır tabii ki. Ne yapmamız gerekiyor? 0 tam %24 akıllı olalım. Bunu ben sıfır tam yüzde yirmi olarak çeviriyorum. Sıfır tam yüzde yirmi beş senin dörtte birdir. Yani çeyrektir sevgili öğrencim. Yani bir bütün içerisinde dört tane çeyrek yok mu? Aynen öyle. Bir bütünde dört çeyrek var. Peki 20 bütündeki çeyrekleri bulmak için ne yaparım? Tabii ki 20 ile doğru çarpıp 80 sonucuna ulaşabilirim. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıda. Verilen işlemin tahmini sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Buradaki sayıları öncelikle en yakın birler basamağına göre yuvarlayalım. 33.95. Birler basamağında 3 var. Sağ tarafına baktığın zaman 9. Burayı bir tane artırır. 33 oldu sana 34. Burada 4 tam %6. 4 ile 5 arasında. Hangisine yakındır? 4'e yakındır tabii ki. Onda birler basamağını sıfır burayı arttırmaz. Bu da 4 olur. Yani 34'ten 4'ü çıkartın. Yukarıdaki işlem sonucunu 30 olarak bulun. 14.89. Birler basamağında 4 var. Bunu birler basamağına göre yuvarlayacağım. Onda birler basamağında 8. 8 burayı bir tane arttırdı. Oldu sana 15. Yani yukarıdaki işlem sonucu 30. Aşağıda 15 var. 30 bölü 15'i istiyor aslında benden. 30 bölü 15 tabii ki iki sonucuna yakındır. Doğru cevabım A seçeneği. Çocuklar dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, e, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.